başladık. Bir taraftan aşere verdirdik. Üst geçitleri, asansörleri ve yürüyen merdivenleri de kullandık. Biz şimdi yeni yerli elektrifikasyon yapacağız. Şimdi bas. Tabancayı bas. Tamam, tamam. Şimdi çekilebiliriz. Biraz geri gidelim. Biraz gecikmiş olsa da mutlu bir başlangıcı yapmak adına çok değerli milletvekilimiz Zafer Işık Bey'le ve ekip arkadaşlarımızla, Osman Gazi Başkan Yardımcımızla birlikte buraya geldik. T2 hattını Bursa çok konuştu. 2015 yılından beri Bursa'nın çok vaktini aldı açıkçası T2 hattı. Maalesef prosedürlerdeki aksaklıklar, maalesef ihaleyle alakalı yaşanan şanssızlıklar, maalesef pandemi süreci ve öncesindeki ekonomideki gelişmeler neticesinde göreve geldiğimdeki en sıkıntılı konulardan bir tanesiydi. Tabii mevcut müteahhitle sözleşmeyi pes ettik ve yeniden yeni bir çalışma başlattık. Ben bu arada kamuoyunu da aydınlatmak adına da kalan süreçle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Geçtiğimiz ay ihaleyi gerçekleştirdik Ağustos ayı içerisinde ve şimdi de çalışmaya başladık. Bu ihale neticesinde Öztimur Yapı Proje, Bursa'mızın güçlü kuruluşlarından bir tanesi. Sözleşmenin bedeli 31 milyon 400 bin TL. Bu ayın içinde de yer teslimi yapıldı. Yani yaklaşık 20-22 gün önce. Kent Meydanı Terminal T2 hattı 7133 metresi balastlı, 2365 metresi gömülü hat olmak üzere toplam 9500 metre. Depo hatlarının tümü 2096 metre ve tamamı gömülü hattan oluşmakta. Toplam gömülü hattımızda 5273 metre. Tabii Kent Meydanı Terminal Tramvay Hattı inşaat tamamlama işleri ihalesi kapsamında hat üst yapısındaki eksik ray kaynakları, ikinci tabaka balast, S49 raylarının gerdirilmesi, buraj yapılması, makas montajları, makas kaynakları, eksik betona tespitli hatların yapımı ve balastlı hat eksik prefabrik kablo kanalı montajı yapılacak. 9 adet üst geçit istasyonun solid polikarbonat membran kaplama çatı örtüsü, asansör ve üst geçit prekast cephe kaplama, teknik hacim dış cephe klinker kaplama, üst geçit kompozit panel kaplama, asansör dış cephe kompozit panel ve cam kaplama, 2 nolu istasyon çelik imalatı ve montajı, kauçuk kaplama, paslanmaz korkulu kompozit kaplama imalatları yapılacak. Bunun yanı sıra trafo ve istasyonlarda teknik hacimlerde klinker kaplama ve kara kaplamaları imalatları da yapılacak. Tabii hat yolu üzerindeki eksik katener direklerin montajı, katener temel imalatı ve hat yolu eksik drenaj çıkışlarıyla birlikte otobüs terminali drenaj hatlarının döşenmesi gerçekleştirilecek. Arkadaşlar bu işin tamamı değil. Bu kamuoyunda da bir merak konusu uyandırdığı için dün CHP'li bir meclis üyemizin de bu konuda meclise sorusuna muhatap kaldık. Orada da ifade ettim ama tekrarını ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi biz projeyi Avrupa Yatırım Bankası'nın ihalesiyle tamamlıyoruz. Avrupa Yatırım Bankası yarım işlere destek vermiyor. İnşaat ve diğer istasyonlarla alakalı yarım işlerimizi kendi imkanlarımızla bitiriyoruz. Diğer kısmı ise tabii ihale konusu olacağı için ve birkaç ay içerisinde ihalesi gerçekleşecek ve onlar zaten dışarıda hazırlanacak. Gelip montajı yapılıp elektromekanik sistemlerin montajı yapılaraktan temennimiz, özellikle de tarihte veriyorum, İnşallah biz 2021 sonuna kadar bu sistemin yürüyeceğini burada hep beraber göreceğiz inşallah.
Artık bu işin bizim açımızdan herhangi bir engeli, prosedür, herhangi bir hukuki sıkıntısı yok. İnşallah bundan sonraki ihalemizde de bir sıkıntı olmazsa, ki olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle garantiye bir ihale gerçekleşecek. Ben süreçten dolayı verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum ama ben özellikle şehrin kuzey noktasını, yani Yalova yolunu, İstanbul yolunu canlandıracak önemli bir unsur olacak. Önemli mağazalarımız var, alışveriş merkezlerimiz var burada, otellerimiz var. Yeni yapılması düşünülen bazı yatırımlar, çalışmalar var. Bizim bu güzergahta 5 yol başta olmak üzere düşündüğümüz bazı kentsel dönüşümler var. Dolayısıyla bunlarla beraber bu tarafın aktivitesi artacak. Malum en önemli organize sanayilerimizden bir tanesi de bu hatta, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi. Dolayısıyla ben Bursa'daki alışveriş kültürünü de, istikameti de, şehir ulaşımında ciddi etkileyecek bir çalışmanın burada, olumlu manada etkileyecek çalışmanın ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olması temennisi, inşallah 2021'in aynı aylarında da burada açılışı beraberce yapıp inşallah beraberce gezelim diyorum. Saygılar sunuyorum.